Bir de bu Vikingler çıktı başımıza. Ne var, ne istiyorsun? Bana bak, bir de seninle uğraşamam. Zaten canım çok sıkkın. Canını sıkmana gerek yok cicim. Ver kızı, çekip gitsinler. Sen bu işe karışma. Prensesi saklıyorsun, öyle değil mi? Sana ne? Aman, ne yaparsan yap. Bonga silahlarıyla oyuncaklar dünyasını havaya uçursun da hepimiz dünyaya gidelim. Benim daha çok işime gelir. Yürü bakayım, hadi sen kendi işine bak. Bir dakika. Ama sana göstermek istediğim bir şey var. Ne? Ne oldu yine? Bu da ne böyle? İzle de gör. Şoker, dünyada her şey tersine dönmüş durumda. Yoksa bunu sen mi yaptın? Kim? Ben mi? Ben buradan bir yere ayrılmadım ki. Sabahtan akşama kadar denizdeydim, biliyorsun. Dünyaya gidip hemen bu durumu düzeltmeliyim. Bir dakika, başımızda kocaman büyük felaket varken mi? Ne oldu? Kulina, gerçek silahları var. Tıpkı dünyadaki o en tehlikeli silahlar gibi. Ne yapacağız Kulina? Durun canım, öyle hemen tırsmayın. Oyuncaklar dünyasında gerçek silah taşımanın cezası 12 yıldan başlar. Haberiniz var mı sizin? Artık sabrım tükeniyor. Bana hemen Eleda'nın yerini söyleyin. Hemen! Bilmiyorum. Hem bilsem de senin gibi Barbara asla söylemem. Ay, olmadı. O silahları kullanmayı düşünmüyorsunuz değil mi? Vicky de ateş et. Ama Kaptan Wonga, baksana. Burada silah kullanmanın cezası çok büyükmüş. Sersem ateş et. Ama onlar silahsız. Bunu yapmayalım. Eleda'yı bulup gidelim burada. Kulina, sihirle gerçek silahlar yapalım. Onları karşı koyalım. Hayır, evet. Asla. Asla bunu yapmayacağız. Hayır, yapmayacağız. Biz ne olursa olsun silah kullanmayacağız. Silah kullanmak barbarlıktır. İnsanlık yüzyıllardır kullanıyor. Ellerine ne geçti? Sadece acı, gözyaşı ve kayıplar. Ne olursa olsun silah kullanmayacağız. Ama çok üzüldük. Bu boş laflara karnımız tok bizim. Hemen nişanlım Eleda'yı bulun. Yüce Konsey bu yaptıklarınızı öğrenecek ve size çok büyük bir ceza verecek. Yüce Konsey mi? Bir tek Yüce Konseyimiz eksikti. Bir iki de hemen gücünü kullan. Bunun icabına bak. Bunu yapamam. Vicky de sen kimden yanasın? Senden yanayım Kaptan Wonga. O zaman gücünü kullan. Seni ne diye yanımda taşıyorum ben? Ben alayım. Vay be, bu ayıcık sıradan bir insan değilmiş ha. Eleda'nın yerini söyleyene kadar orada kalacaksın. Vicky de sen burada kal. Eleda'nın saklandığı yeri öğrenmeye çalış. Bu arada ben de gidip biraz onu arayayım. Şu Yüce Konsey işi de nereden çıktı anlamıyorum ki. Hiç sevmedim bu işi. Ben de. Al canım. Sağ ol. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapacağız şimdi? Kulina, Eleda'nın yerini söyleyip bir kurtulalım lütfen. Lütfen. Hayır, ona söz verdim. Bunu yapamayız. Kulina, Kulina. Artık inadı bırakıp şu kızı verelim. Baksana, gerçek silahları var. Bunlar çok tehlikeli. Yazık değil mi Eleda'ya? Wonga ile gitmek istemiyor. Ama bize de yazık. Kulina'nın haline baksana. Koşun. Böyle bir durumda nasıl uyuyorsun pes doğrusu? İçim geçmiş biraz o kadar. Peki de? Bir şeyler bulabildin mi? Eleda'nın yerini bilmiyorlar. Hadi gidelim buradan Kaptan Wonga. Hiçbir yere gitmiyoruz. Çünkü... Ülkenizi işgal ediyorum. Ve başınıza da yönetici olarak Şoker'i atıyorum. Ne? Şoker'i mi? İmparator oldum, yaşasın. Olamaz. Şoker, sana inanamıyorum, hain. Sen de dünden razıymışsın be Şoker. Wonga, yaptıklarımız hiç doğru değil. Kaptan Wonga diyecektin herhalde. Peki de sen kimden yanasın? Senden yanayım kaptan. Sersem oyuncaklar. Doğru madenlere. Hadi bakalım. Hayır. İtiraz istemiyorum. Doğru madenlere. İmparatorunuz emrediyor.
Hadi bakalım, doğru madenlere. Bu kadarı da çok fazla oldu ama. Burası iyi oyuncakların yaşadığı bir barış gezegeniyken... Kaptan Wonga'nın yüzünden ne hale geldi? Bir şeyler yapmam gerek. Eleda, sen. Evet ben. Zavallı oyuncaklara neler yaptığınızı Golf'a anlattı bana. Hadi koş, Wonga'ya beni bulduğunu söyle. Ne duruyorsun? Ne de olsa onun uşağısın, öyle değil mi? Böyle konuşma Prenses Eleda. Beni çok üzüyorsun. Ama tüm bunlar doğru Vikida. Sen ondan yanasın. Onunla evlenmeni istemiyorum. O kaba saba kötü yürekli biri. Hem sen onunla mutlu olamazsın. Bunları şimdi mi söylüyorsun? Çok geç. Nereye Eleda? Wonga'yı bulup teslim olacağım. Sonra da onun karısı olacağım. Herkes yeterince acı çekti. Bu masum ve iyi yürekli oyuncakların benim yüzümden üzülmelerine artık kalbim dayanmıyor. Başka yapabileceğimiz bir şey yok mu? Maalesef.